Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Araf'ta Açan Güneş Bölüm 46. Sabah çok güzel bir şekilde uyanan Senem hafifçe gerindi. Açılan karnına kısa bir bakış atıp gülümsemişti. Günden güne içinde büyüyen bir mucizesi vardı. Yan tarafa bakınca yatağın boş olduğunu görmüş, tam yüzü asılırken banyodan gelen su sesiyle yüzü aydınlanmıştı. Yavaşça kalktı, banyoya doğru yürürken önce üstündeki sabahlıktan ardından geceliğinden kurtuldu. Bu hamilelik ne menen bir şeydi ki, şu an canı sadece kocasını istiyordu. Yavaşça yaklaştı kabine doğru. O da saçını duruluyordu. Sonunda tam suyu kapatacakken arkasında hissettiği kişiyle dönünce hayretle kalktı tek kaşı. Aylardır kendine dokundurmayan kadın şu bir halde yanına duruyor ve çok farklı bakıyordu. Ela gözleri yeşilin en koyusuna bulanmışken gülümsüyordu. Bu haliyle resmen kendisini eziyet ediyordu. Duş mu alacaksın güzelim? Senem alt dudağını ısırıp bir adım daha yaklaşıp durdu. Siyabent, ben yine aşerdim. Siyabent gülerek başını sallamıştı. Tamam güzelim, bekle çıkıyorum. Yine ne istiyor canım bakalım? Bir yandan kabinden çıkıp havluyu beline sararken duyduklarıyla havlu elinden kaymış ve öylece baka kalmıştı. Canım seni istiyor. Siyabent hala öyle şaşkınca ona bakarken Senem ayak ucunda uzanıp ellerini ensesine koydu. Onu biraz daha kendine çekerken gülerek konuştu. Özledim seni. Ne var, niye bakıyorsun? Siyabent'in söyledikleriyle ikisi de kahkaha atmıştı. Vallahi ben bu içerideki ufaklığı bir değişik sevmeye başladım. Annesini bayağı bir cesur ve istekli yapmış. Siyabent o gülüş arasında dudaklarına kapandığı kadını kendine katarken sonuç mu? Odadan bir saat daha geç çıkan çiftimiz ve onlara laf atan Cihan'ın zevzekliği. Siyabent hala cinsiyetini bilmiyor, sürekli sorsa da kimseden bilgi alamıyordu. Hastaneye aramış, hatta gidip bizzat doktoruyla görüşmüş ancak yine aynı yanıt almıştı. Senem sürpriz olacağını o nedenle söylenmemesini istemişti. Konakta bayanlar harıl harıl yünler örüyor, bebek alışverişleri yavaşça yapılıyordu. Siyabent belki renklerden bir şeyler çıkarım diye düşünse de Senem onu da akıl etmiş, bebekle ilgili her şeyin beyaz, yeşil ya da sarı olmasını tembihlemişti. Bebek artık 6 aylık olmuş, Senem'in karnı baya baya büyümeye başlamıştı. Kendisine göre çok yemese de aileye göre fazla yiyordu ancak doktoru bir problem olmadığını söyleyince rahatlamıştı. Senem'in tek sıkıntısı artık karnı yüzünden kucağına alamadığı Dilda'ydı. O da artık tam bir yaşını doldurmuştu. Emekliyor, hatta yavaş yavaş konuşuyordu. Evin ahalisinden sürekli duyduğu kelimeler aklında yer ediyor, onları tekrar etmeye çalışıyor, bazen de başarılı oluyordu. Mesela ilk kelimesini babasının kucağında söylemiş, ancak herkesi güldürmüştü. Senem ona sürekli fıstığım dediği için babasına bakıp fıştığım demişti. Günler geçiyordu. Mart'ın son günlerinde yaz güneşi misali ortam ısıtan havayla her şey yolundayken Cihan terasta yerde oynayan yeğenine bakıp gülüyor, sürekli aynı şeyi söyletmeye çalışıyordu. Amcacım, hadi söyle bak, sana çikolata vereceğim. Söyle bak. Çok kolay kovdu, odadan kovdu. Hadi Dilda, hadi prenses söyle. Tam o anda ilerideki odadan sesler yükseldi. Cihan gülerek oraya bakarken önce açık kapıdan dışarıya abisi ardındansa bir yastık çıkmıştı. Cihan yavaşça geriye doğru yürürken Siyabent avına bakar gibi bakıp bağırdı. Sevzek kardeşi yine başına bela olmuştu. Çık dışarı. Siyabent duyduğu şeyle kaşlarını kaldırdı. Tam karşısındaki kıza doğru bir adım atmıştı ki tekrar duydu sinirli sesini. Tek bir adım daha atarsan seni gebertirim. Siyabent bir anda durdu. Hala orada mısın sen? Çıksana dışarı.
Ya güzelim, Cihan'ın zevzekliği işte. Ben ne yaptım ki şimdi? Senem gözlerini kısıp hemen yanındaki yastığı ona doğru fırlattı. Ve sesinin son zerresine kadar bağırdı. Çık! Siyahbent yastığı kafasına yemekten son anda kurtulup kendini dışarı atmıştı. Odasının yan tarafına dönünce terasta oturan kardeşini görüp doğruca hedefine yöneldi. Ulan Cihan, bu kez kim alacak seni elimden? Sen konuştun, odadan atılan ben oldum lan. Cihan abisinin hışmından korunmak adına bir hamlede aşağı koştu. Siyahbent sinirle küfürlerini sıralarken pantolonun paçasından çekiştirilmesiyle aşağı baktı. Sen niye gülüyorsun acaba? Odadan kovdu. Kız cimci mi? Dilin açıldı ama. O bile benimle dalga geçmek için be. Ardından yukarıdan duyduğu sesle doğruldu. Yine mi kovuldun lan sen? Siyahbent bu kez merdivenlerden inen abisi ve yengesine bakıp küçük yeğeni kucağına aldı ve sedire oturdu. Onlar da gelip oturunca burun kemerini sıkıp konuştu. Ya abi, bu canla yandığım gebelik hormonları her kadını kocaya düşkün yaparken bizim hatunu koca düşmanı yaptı. Rıdvan yanına oturan karısının omzuna kolunu atıp oğlum benimle dalga geçiyordun, anladın mı şimdi? Cihan da sana yapıyor işte. Yine ne yaptı da çıldırttı bacımı? Az önce canı karpuz istedi. Ben de havaya dedim, getirdi. Tam o sıra bizim mal Cihan gelip abla böyle yersen 200 kilo olacaksın. Bu adama da yazık deyince bunda sana niye kızdı lan bu kız? Ya bir an boş bulunup gülünce ben odadan attı ha anla. Rıdvan duyduklarıyla kahkahasına engel olamazken Siyahbent tekrar lafa girdi. Yemin ederim çocuk yapmaya tövbe edeceğim ya. Meran duyduklarıyla utanırken Rıdvan kardeşinin ensesine bir tane vurmuştu. Doğru konuş lan. Siyahbent tam tekrar konuşacakken odaların kapısı açılmış ve bir bakışına ömrünü adayacağı kadın çıkmıştı. Doğruca kendisine yaklaşmış ve söylediği şeyle herkesi kahkahaya boğmuştu. Bu kadının nazı niyazı, öfkesi bile aşktı. Siyahbent, benim canım domates turşusu istiyor. Siyahbent gülümseyip ayağa kalktı. Abisine doğru eğilip sadece onun duyabileceği şekilde konuştu. Ve tabii söyledikleriyle ensesine tokatı yemiş oldu. Aslında yapım aşaması bayağı zevkli. Ben bu tövbe işini tekrar gözden geçireyim. Zaman geçiyor ve Senem'in içinde günden güne büyüyen bebeği heyecanlı olmasına sebep oluyordu. Doğuma son bir ayları kalmıştı. Senem artık seyahat etmeyi bir ay önce bıraktığı için Rize'deki işlerle de Siyahbent ilgileniyor. Bir yandan Urfa'daki işleri, bir yandan Rize ve İstanbul görüşmeleri derken yoğun zamanlar geçiriyordu. Yine bir gün Rize dönüşü havalandan çıkmış, arabasına yürürken karşılaştığı adamla adımları yavaşlamıştı. Siyahbent ağa nasılsın? Sağ olasın Halim ağa, hayırdır? Sen havalanında yolumu mu gözlersin? Aslında bizim küçük oğlan Almanya'dan geliyor, onu beklerim. Lakin seni gördüğümde iyi oldu. Bir şey mi vardı ağa? Çıkar ağzındaki baklayı. Senin bebenin cinsiyeti belli değilmiş. Erkek olursa ağalık sana geçecek. Olur da kız olursa diye mi korktuğunuzda baktırmadınız? Halim ağa destur de, ne bebeğimin cinsiyetini ne de karımın hamileliğini seninle konuşmayacağım. Saygım var ancak yerini bilesin. Bir ay kaldı Siyahbent, eninde sonunda o toplantı yapılacak ve sen eğer oğlun olursa istesen de istemesen de abinden ağalığı alacaksın. Siyahbent yumruklarını sıkarken hemen arkasında duyduğu, kendi adıyla geri dönüp baktığında abisinin kendilerine doğru geldiğini görmüş ve sakin olmaya çalışmıştı. Halim ağa selamını vermiş ve onlardan uzaklaşmıştı. Doğum yaklaştıkça bu laflar artıyordu. Siyahbent asla abisini çiğneyecek biri değildi. Ancak uyumak zorunda olduğu yazılı olmayan kurallar vardı bu toprakların. Bu kurallardan ilki ise kendinden büyük kaç abin olursa olsun eğer ilk erkek çocuk senin ise ağalık sana geçerdi. Düşünmemeye çalıştı. Daha doğuma bir ayı vardı. Şu an tek isteği gidip karısına sarılmak, kokusunu içine çekmek ve bebeğin tekmelerini hissetmekti. Öyle de yaptı. Siyahbent hep kız olacağını hissediyor. Bunu dile getirmekten de hiç geri kalmıyordu. Bu istek ya da his belki de abisinin durumu için bir dışa vurumdu bilmiyordu ama öyle hissediyordu. Artık son günlerin içindeyken çiftliğe gitme kararı almışlardı. Senem biraz temiz hava alsın diye Feyruz Hanım, Sare Hanım, Senem ve Siyahbent çiftliğe geçmişlerdi. Akşam yemeğinden sonra Senem'in rutin yürüyüşlerinden birini gerçekleştirirken bir
bir yandan sohbet ediyordu karı koca. Siyabent, neden hep kız olacağını söylüyorsun? Öyle hissediyorum. Neden? Erkek mi yoksa? Öyle bir şey demedim ama ne bileyim, sanki oğlun olsa üzülecek gibisin. Sadece sana benzeyen bir kızım olsun istiyorum. Can suyu olsun yuvamıza, böyle ela gözleri olsun, annesi gibi karanfil koksun istiyorum. Can suyu mu? Ne güzel kelime öyle. Eğer kızımız olursa adı Cansu olsun mu peki? Siyabent gülümserken elini omzuna koymuştu. Hala yürümeye devam ediyor, bir yandan da konuşuyorlardı. Sen ne istersen o olsun adı. Ama Cansu ismini sevdim. Peki ya erkek olursa ne olacak adı? Senem tam cevap verecekken karnına giren sancı ile iki büklüm olmuş ve çığlık atmıştı. Siyabent hemen önünde diz çöküp baktı. Ne oldu güzelim, neyin var? Yine mi yalancı sancı? Yalancı doğum sancılar çok sık oluyordu bugünlerde. Bu nedenle pek önemsemese de sormuştu. Senem önce yavaşça doğrulmaya çalıştı ancak o anda gelen ikinci sancıyla bunun yalancı sancı olmadığını anlamış oldu. Bir yandan yanındaki adamı korkutmamaya çalışarak doğruldu. Ancak tam o anda bacaklarından aşağıya akan ıslaklıkla tuttuğu eli daha çok sık konuştu. Siyabent, sakın panik yapma ama doğuruyorum, suyum geldi. Siyabent aşağıya doğru bakınca ıslanan elbisesiyle etrafına baktı. Hava kararmıştı. Bahçede kimsecikler yoktu. Sakin olmalı ve düşünmeliydi. Korkuyordu, heyecanlıydı. Ne yapacağını düşünürken Senem gelen sancıyla bir kez daha ve bu kez daha yüksek tondan çığlık atıp yere çöktü. Siyabent yavaşça onu kucağına alıp koşar adım eve girerken bağırdı. Anne, nene, biri baksın buraya. Karım doğuruyor, karım. Sare Hanım ve çalışanlar salondan çıkarken gördükleri manzarayla donup kaldılar. Feyruz Hanım merdivenlerin başına gelince onları görmüş, sevinçle gülen yüzü torunun kucağındaki kızın bacaklarına bakınca solmuş, yerini korkuya bırakmıştı. Kanaması var, doktor çağırın hemen, ebeye haber verin çabuk. Siyabent, hemen salondaki kanepeye yatır. İnleyen bağıran kız birden susmuştu. Siyabent bakışlarını indirip bakınca önce omzundaki eli aşağıya düşmüş, ardından ela gözleri kapanmıştı. Korkuyla anne ve nenesine bakmış, bu haliyle onu merkeze, bu kadar uzak bir yere getirdiği için kendine lanet etmişti. Koşturan kadınlarla kala kalmıştı. Annesinin sözleriyle kapıya dönüp baktı. Zira Senem hala hareketsiz yatıyordu. Ebe geldi Siyabent, hemen dışarı çık. Kapıdan giren kadının sözleriyle korku içini ele geçirmişti. Doktor gelmeli, çok kanaması var, dayanamaz bu haliyle. Hemen sıcak su ve bez getirin, doktorunu arayın. En çok beklediği ona gelirken en sevdiği zarar görmezdi değil mi? İlk defa korkunun bu denlisini yaşıyordu. Dudağında tek bir dua, ikisine de sağ salim kavuşmak istiyordu. İnsan hep en sevdikleriyle sınanırdı. Siyabent bir kez daha sevdiği kadınla sınanırken bu kez bir de evladı söz konusuydu. İnanıyordu karısına, pes etmezdi, güçlüydü. Üç kurşuna kafa tutmuştu ve beni de dünyaya getirecekti. Sadece bekledi. Rabbin ona sunacağı şeyi bekledi. Canı yandı. Kalbi acıdı ama bekledi. Allah en hayırlısını verecekti. Buna inandı. Kalbi korkuyla titrerken o sadece bekledi. Elinden gelen tek şeyi yaptı. Dilinde dua, kalbinde umudu ve aşkıyla ona gelmelerini bekledi. Bir insan en çok neyden korkabilirdi? Karanlıktan, yalnızlıktan, acı çekmekten, kaybolmaktan ya da ölümden mi? Bilmiyordu. Tek bildiği iliklerine kadar korktuydu. Elleri titriyor, bakışları kanepede kıvranan kadının bacak arasından sızan kızılımsı sıvıya kilitleniyordu. Etrafında oradan oraya koşan kadınlar, kapının girişinde tek emri için bekleyen korumalar, çalışanlar kıpırdayamıyordu. Öylece elinden kayıp gidişlerini izliyordu. Uzaktan, çok uzaktan inleme karışımı kendi adını duydu. Gözleri bu kez terlemiş, yüzüne kaydı. Siyabent, ben iyiyim tamam mı? Sakin ol. Bu haliyle bile kendisini düşünen kadına baktı. Öylece ona bakarken arkasından geçen ebe kadını hızla omzuna çarpıp geçmesi üzerine kendine gelir gibi oldu. Ağam, doktorunu ara, kurban olayım. Çok kanaması var, bir şey yap. Siyabent oğlum, kendine gelsene. Karın acı çekiyor, hemen bir şeyler yap.
Ambulans çağır. Burada nasıl yapacak? Annesinin acı sesi bile onu yerinden kıpırdatamazken yüzünde hissettiği sızıyla gözlerini kapatıp açtı. Yıllara meydan okuyan Feyruz Hanım tam karşısında sürmeli gözleriyle ona bakıyordu. Evet, tokat atmıştı. Kendine gelsin istemişti. Nene, o iyi olacak değil mi? Hemen doktoru ara, bir şey yap. Siyabent hemen cebindeki telefonu çıkarıp son aramalarından adını buldu ve aradı. İkinci çalıştı açılan telefonla hiç duraksamadan konuşmaya başladı. Ayfer Hanım doğum başladı. Kanaması oldu. Bir şey söyle bana doktor. Tamam, sakin olun. Hemen ambulans yolluyorum konağa. Sakın kıpırdatmayın. Derin nefesler alsın. Ben de yakınım hastaneye. Hazır bekliyor olacağım doğumhane önünde. Siyabent o an lanet etti kendini. Onu buraya getirmek hiç iyi bir fikir değildi. Şimdi yola çıksalar dahi en az bir saat sürerdi yol. Telefondaki kadın bir ses alamayınca sesini yükselterek devam etti. Siyabent Bey, duydunuz mu beni? Cevap verin. Ah, çok canım yanıyor. Bir an başını çevirip tekrar kıvranan kadına bakınca bu kez ebe kadının sesini duymuş oldu. Geliyor, bebek geliyor. Başı yola girdi. Çok kanaması var. Orada neler olduğunu söyler misiniz artık? Ayfer Hanım, biz çiftlikteyiz. Bir anda oldu. Yürüyüş yaparken bir anda sancılandı. Ben... Cümlesinin yarım kalmasına sebepse telefon diğer ucundan gelen bağırtı olmuştu. Hatta öyle ki yanında duran nenesi bile o sesi duymakta zorlanmamıştı. Ne? Ne? Siz kafayı mı yediniz? Son günlerinde olan bir kadını o cehennemin dibine ne diye götürdünüz? Ayfer Hanım, bakın, ben düşünemedim. Sadece ben. Tamam, ben oraya geleceğim. Hemen bana bir konum yollayın. Kim var orada? Doğum başlamışsa bekleyemez. Ebe var şu an yanında. Çok acı çekiyor. Telefonu kapatın ve beni görüntülü arayın. Buradan ben bilgi vereceğim. Acele edin. Kendisine bağıran kadının dediğini hemen uygulamaya koyuldu. Önce konum yollamış, ardından hemen görüntülü olarak aramıştı. Doktor Ayfer gelen konumu hemen navigasyona kaydetmiş ve aramayı yanıtlamıştı. Kendi kendine söylemeyi de ihmal etmiyordu. Doğuma sayılı günleri kalan bir kadını kim hangi akla hizmet odağı başına götürürdü ki? Açılan ekranla yüzü bembeyaz, acı ve stres yüzünden terleyen kadın girdi göz kadrajına önce. Ardından ona yardım etmeye çalışan ebe kadın ve Sare Hanım. Sare Hanım'ı tanıyordu. Birkaç kez kontrollere beraber gelmişlerdi. Özellikle bebeğin cinsiyeti için gelin kaynağına gelmiş ve kesinlikle baba dayı Siyabent Bey'e söylememesini istemişti. Şimdi ise yaptığına kendisi bile anlam veremiyordu. Senem, beni duyuyor musun? Sakin ol, sana söylediklerimi hatırla. Nefes al canım. Kasma kendini lütfen, onu sıkıştırıyorsun, yapma. Ah, çok zor, yapamıyorum, dayanamıyorum. Siyabent. Ebe Hanım, hemen sıcak su ile temizleyin kanı. Ambulans da yolda, ben de geliyorum. Ama sen yapacaksın bunu, anladın mı? Orta yaşlı kadın söylenenleri yaparken bir yandan ekrandaki araba kullanan kadına baktı. Çok zorlanıyor, bebeği itemeyecek kadar yorgun, bayıldı bayılacak. İşte bu hiç iyi değildi. Ayfer sinirle sıktı elindeki direksiyon simidini. Şu anda bayılması demek bebeği kaybetmek olurdu. Bir şey yapmalıydı, bir şey yapmalı ve bu kadını uyanıp tutmalıydı. Tekrar duydu kasılan kadının çığlığını ve o çığlık arasında canhıraş bağırdığı ismi. Ah, Siyabent! İşte o an kendisi de sesini yükselttiğinden habersiz bağırdı karşı tarafa. Siyabent, hemen onun arkasına geç çabuk. Çabuk, acele etmelisin. Siyabent söylenimi yapıp hemen onu hafifçe doğrultup tam sırtını göğsüne gelecek şekilde oturdu. Senem kesik kesik inlerken Sare Hanım ve Feyruz Hanım ve çalışan kadınlar Ayfer Hanım'ın talimatlarıyla harekete geçtiler. Şimdi elini tut ve konuş onunla Siyabent. Sakın bayılmasına izin verme. Duydun mu beni? Sakın. Siyabent ellerini sıkıca tuttuğu kadının yüzüne yapışan saçlarını geriye çekip kulağına fısıldamaya başladı. Hadi güzelim, lütfen korkutma beni. Bebeğimiz geliyor, güçlü olmalısın. Ayfer Hanım ebe kadınla konuşmaya devam ediyor, son durumları öğrenerek yola devam ediyordu. Ancak henüz şehir merkezinden dahi çıkamamıştı. Son durumu ne? Nasıl şu an? Açıklık 10 cm neredeyse. Ama çok kasılıyor. Bebek çıkamıyor. Tamam, açıklık gayet güzel.
Kanaması ne durumda peki? Hala devam ediyor. Senem canım bak, sakin ol. O çok sabırsız ve gelmek istiyor. Bırak gelsin güzelim. Hadi canım, derin bir nefes al ve ıkın. Senem kulağında sevdiği adamın sesi, bir yandan çektiği acı, bir diğer yanda kendisine talimatlar veren kadınla derin bir nefes alıp yüksek sesle bağırarak ıkındı. Şimdi durum ne? Ebe kadın doktora durumunu anlatırken Siyabend kalbindeki korkuyla sevdiği kadını biraz daha sarmaladı. Ona olan sevgisini, bebeğiyle olan hayallerini karısının kulağına fısıldarken bir yandan da dualar ediyordu sağ salim kurtulmaları için. Tam 30 dakika bu şekilde geçip giderken yorulmuştu Senem. Kocasına biraz daha yaslanırken bir yandan gelen sancılarıyla kasılıyor. Bu da canın daha fazla yanmasına sebep oluyordu. Korkuyordu evet ama korkusu kendi canına değildi. Biliyordu ona bir şey olsa Siyabend asla babası Ali gibi yarı yolda bırakmazdı evladını. Onun esas korkusu bebeği içindi. Kesik kesik nefesler alırken doktorunun sesini tekrar duydu. İlçeden ambulans gelmek üzere, ben de yaklaştım. Hadi Senem it onu, hadi güzelim, bırak sana gelsin, size gelsin, hadi tutma onu daha fazla. Senem derin bir nefes daha aldı, bu kez biraz daha güçlü ıkındı. O kadar bağırıyordu ki, o kadar sıkı tutuyordu ki Siyabend'in elini bir an kırılacağını düşündü Siyabend. Sare Hanım heyecanla korkuyu bir anda yaşarken, köşede koltuğun koluna tutunan kaynanasıyla kendine gelip hemen ona yöneldi. Ana, hadi sen çık dışarıya. Kendine iyi bak hadi. Sare benim kızım. Acı çekerken ben kendimi düşünürüm. De haydi, bırak beni iyiyim. Siyabend alnını silerken çok yorulduğunu farkındaydı. Sayısız öpücükleri alnının yüzünü bulurken çaresizce onunla konuşmaya çalışıyordu. Güneşim, özür dilerim engel olamadığım için. Çok ama çok özür dilerim. Seni buraya getirmem en baştan hataydı. Ben sadece... Ebe ve doktorun konuşmaları kulaklarını doldururken bir anda elini kaldırıp dudaklarına dokundu kocasının. Gözleri dolmuştu, korkuyordu. Kocası bunu görebiliyordu. Siyabend başını biraz eğip gözlerine bakınca bir şey söylemeye çalıştığını anlayıp hemen yüzüne yaklaştı biraz daha. Eğer bana bir şey olursa bebeğim sana emanet, tamam mı? Çok güçlü bir çığlık yükseldi semaya ardından aynı anda duyulan üç farklı ses çalındı kulaklara. Bir fren sesi, ambulans treni ve cılız bir ağlama sesi. Sonrası ise derin bir pusu. Siyabend büyülenmiş gibi ebenin elindeki kendi canından parçasına bakarken Ayfer Hanım koşar adımla girmişti kapısında birikilen salon kapısından. Odaya girer girmezse söylediği tek kelimeyle uyandı Siyabend daldığı düşten. Senem, ambulans görevlileri bebeğe doğru koşar adım gelirken Ayfer Hanım da baygın kadının önce başucuna gelmiş ardından kanamasına odaklanmıştı. Siyabend daha bebeğini sevinemeden sevdiği kadını kapanın elalarında yok olmuştu. Korku her hücresine işlerken annesi ve nenesinin de onun gibi korkuyla baktığını gördü. Senem uyan güzelim, aç gözlerini. Bak bebeğimiz doğdu. Oğlumuz oldu güzelim, aç gözlerini. Hadi korkutma beni. Siyabend sayıklar gibi onu sarsarak uyandırmaya çalışırken biraz ileride konuşan ambulans hemşiresiyle kısa bir an hiç susmayan bebeğe baktı. Kalp atışları çok yavaş. Ayfer çaresizce kanı durdurmaya çalışırken duyduğu şeyle arkasına kısa bir bakış atmış ve hemen donuk gözlerle karısına bakan adama dönmüştü. Hemen çıkar gömleğini. Siyabend duyduğu şeyle kadına bakarken Ayfer bu kez bağırdı. Dediğimi duymadın mı? Çıkar şu lanet gömleğini. Ne diyorsun sen doktor? Karımı uyandır. Ayfer sinirle yerinde doğrulup hemşireden aldığı hala ağlayan bebeği ona yaklaştırıp devam etti konuşmasına. Bak ona bir bak. Senin oğlumu gördün mü? Şu an annesine ihtiyacı var. Annesini uyandırmaya odaklan o halde. İkisi de karşılıklı bağırırken bebek daha çok ağlıyor. Siyabend ise onun ağlamasıyla acı çekiyordu. Şu gömleği çıkar ve bebeğini kucağına al. Annesi şu an yorgunluktan ve kanamadan baygın. Seni hissederse sakinleşir anlasana. Hemen ambulansa geç ve dediğimi yap. Senem ne olacak? Bak hemen ambulansa geç. Yer ambulans da geldi sayılır. O sadece yoruldu. Bir şey yok. Hadi gidin. Oğlun kontrolleri yapılmalı hemen. Oraya gidene kadar da seni hissedecek.
Hemen dediğimi yap, yoksa Senem uyandığında oğlumun bu kadar ağlamasına sebep olduğun için sana kızacaktır. Siyahbent denileni yapıp gömleğini çıkarmış, annesinin ve ambulans görevlilerinin yardımıyla araca bindirilmişti. Onlar çiftlik kapısından çıkarken doktorun dediği gibi diğer ambulans giriş yapmıştı. Senem dikkatle ambulansa alınıp hastane yoluna geçirmişti. Bir bebek Allah'ın izni ve lütfuyla yuvasını bulurken bir kadın derin uykusunda yol almışlardı gecede. Bir adam vardı ki önünde durduğu odanın camından kendi yarattıkları mucizeye bakarken bir diğer yanda derin uykusundan uyanan genç bir kadın. Biri şükürler yollarken göğe, diğeri korkuyla açtı Ela gözlerini güne. Senem yavaşça açtığı gözlerini ışığa alışmak için kısarken elleri karnını buldu önce. Gözleri kendiliğinden dolarken bu kez bir el daha hissetti elinde. Bakışlarını yan tarafına çevirince Meran'ı gördü önce. Biraz ileride ağlayarak kendisine bakan Zülali. Dili korkarak sıraladı aklındakini. Bebeğim nerede? O iyi değil mi? Meran ona gülümseyerek bakarken kapı açıldı sessizce. Zülal hemen ağlayarak sarf etti dilinin ucuna gelenleri. Abla, ben teyze oldum. Çok güzel bir şey bu ya. Önde Sare Hanım, Feyruz Hanım ve Rıdvan girerken hemen arkasında içeri giren Siyabent ve kucağında tuttuğu küçük mucize. İşte o an kokuyla gözlerine dolan yaşlar huzurla aktı adresinden. Siyabent bebeğini getirip kucağını yavaşça bırakırken Senem ona baktı. Ne kadar güzeldi onun ellerindeyken. Teşekkür ederim güneşim. Bana böylesine değerli bir hediye verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Oğlumuz oldu bizim. Mutlu musun gerçekten? Kız istiyordun. Siyabent alnına derin ve sıcak bir öpücük kondurup karanfil kokusunu çekti içine. O an kız ya da erkek fark etmezdi. Sadece sağlıklı nefes alıyor oluşuna odaklıydı. Evet, hep bir kız olsun istemişti. Güneşine benzeyen, güzel bir kız istemişti. Ancak bu küçük beyi kucağına aldığı ilk andan itibaren her şey anlamsız gelmişti. Tam 2 saat sabırla beklemişlerdi. Hastaneye gelir gelmez ameliyata alınmıştı Senem. Kanaması o kadar fazla olmuştu ki hem kanamayı durdurmak hem de kan takviyesi derken tam 2 saat gitmişti ömürden. Feyruz Hanım çiftlikten hastaneye gelirken aramıştı Rıdvan'ı ve vermişti haberi beklemeden. Hastane koridorlarını doldurmuştu Kozca ailesi ve sevenler. O bekleyenler arasında bir de bir kişi vardı ki tüm aşiretin beklediği haberi koşturarak götürmüştü yerine. Sen iyisin ya oğlum. Ben daha başka ne isterim ki? Senem kucağında uyuyan oğluna bakıp boynunu koklarken kocasından duyduklarıyla gülümsedi. Siyabent bir kez daha alnını öpmüş ve diğerlerinin de tebrik için sıra beklediğini hatırlayıp geçmişti kenara. Önce Rıdvan yaklaştı yataktaki kıza, kucağında tuttuğu mucizeye bakarken gülümsedi. Hayırlı olsun bacım, kocanı o kadar seviyorsun ki tam anlamıyla bebekliğini doğurmuşsun. Senem onun bu sözlerine gülerken tekrar baktı oğluna. Evet, çok benziyordu onun bebeklik fotoğraflarına. Tamam, kabul etmeliydi ki çok fazla bakmıştı o fotoğraflara. Batıl inançları yoktu ama yine de uymuştu işte bir kere bu inanca. Sağ ol abim. Abla, bu fazla çirkin değil mi ya? Tam olmamış sanki. Bu iade oluyor mu acaba? Senem onun bu sözlerine gülerken Cihan ensesine yediği tokatla kapattı gözlerini. Tam arkasını dönüp Siyabent'e carlayacakken karşısında gördüğü Rıdvan'la sustu. Ya abi sen de mi ya? Ne vuruyorsun Allah aşkına? Cihan, seni bir iade ederim. Bir daha dönüş yolunu bulamazsın. İkinci kez amca oldun. Az büyü lan dingil. Cihan hemen ninesinin yanına gidip ona sığınırken cevap verdi. Ve sözleri herkesin gülmesine sebep olurken küçük beyi ağlattı. Aman abi, ikinizin çocuğuna da birer tane kasıntı amca yeter. Ben durum dengelensin diye böyleyim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.